Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün Flipkart'imize de konu olan SCLC hakkında konuşacağız. Eğer Flipkart'ı biraz incelediyseniz, SCLC nedir, avantaj ve dezavantajları nelerdir, aşamaları, takım üyeleri ve görevlerinden bahsetmemiz istenmiş kısaca. Şimdi bu dersi işledikten hemen sonra Flipkart'imizi hepimiz çekebiliriz. Fatma Hocam da inşallah üzerine düşer. Bizi darlasın. Bu hafta tam olalım, tamam olalım Flipgrid konusunda. Şimdi İnşallah hocam. inşallah. Öncelikle SDLC nedir? Ondan bahsedelim. Software Development Lifecycle, yani yazılım geliştirme yaşam döngüsü. Aslında birçok açıklaması bulunuyor. Şunu söyleyebiliriz. Biz SDLC'de coding kısmıyla değil de bu kodları yazarken çalıştığımız ortamın kültürü ve süreciyle ilgileniyoruz. Kısaca bahsedelim SDLC'den. Mesela bir ürünün ortaya çıkması için gerçekleşen adımların bütününe verilen isimdir diyebiliriz. Yani bir projenin fikir aşamasından tutun, kullanıcıyla buluşma aşamasına kadar geçen sürecin yer aldığı aşamalardan bahsediyoruz aslında. Farklı farklı aşamalar vardır. Biraz daha zaten arkadaşlarımız bu aşamalardan da bahsedecek. Bu aşamalarda dokümantasyon ve planlama yapılıyor. Buna göre bir işleyiş oluşturuluyor. İsminden de anlayacağınız üzere arkadaşlar, yazılım geliştirme yaşam döngüden bahsediyoruz. Yani süreç hiçbir zaman tek yönlü değildir. Zaman zaman Hocam, kullanıcı çok özür dilerim. ihtiyaçları. Slide aktaracak mısınız hocam? Hocam aslında ben geçiş yapıyorum burada. Ay, çok özür dilerim. Pardon. Yok, şey ekranda gözük. Tamam, hemen paylaşıyorum. Çok özür dilerim. Görünüyor mu hocam? Geldi hocam, tamam. Tamamdır. Şurada kalmıştım. İsminden de anlayacağımız üzere dedim. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü. Burada bir döngüden bahsediyoruz. Yani süreç hiçbir zaman tek yönlü değildir. Zaman zaman kullanıcı ihtiyaçları ve ürün hataları ortaya çıkabilir projede. Yeni özellikler eklememiz gerekebilir ya da geriye dönüşler yapmamız gerekebilir. Yani sürekli bir döngü halindedir. Bu döngüler sayesinde yazılım gelişimi daha rahat ve planlı bir hal alır diyebiliriz. Şimdi burada teknik bir açıklama var. Ondan da bahsedelim. İki önemli kelimeden de bahsedeceğiz. Yüksek kaliteli ve kullanıcı taleplerini karşılayan yazılım ürünlerini geliştirmek için planlanan yazılım sürecidir. Burada yani SDLC dediğimiz zaman aklımıza iki kelime gelmesi gerekiyor. Yüksek kaliteli yani high quality ve kullanıcı talepleri user expectation. Bunları örneklerle açıklayalım. Hocamız da o şekilde yapmıştı derste. High quality yani yazılım kalitesiyle ilgili yani hiçbir ürün, hiçbir proje sıfır hata beklenemez ama sıfıra yakın hatalarla yani tamamlanmıyordu aslında ama hani sıfıra yakın hatalar olması gerekir. Mesela Boeing firması son 5 ayda pardon Boeing firması 5 ayda 2 uçak kazası gerçekleşiyor. İkinci uçak kazası olmadan birkaç saat önce firma şu şekilde açıklama yapıyor. İşte Boeing 737 bizim en güçlü, en güvenlikli uçağımızdır şeklinde. Ama bundan birkaç saat sonra o uçakları da yere çakılıyor. Buradaki asıl sebep yani uçağın yere düşmesindeki sebeplerden biri de diyelim yazılımdaki kalitesizlikten kaynaklanıyor. Buna işte yüksek kaliteye örnek verebiliriz. Diğerine örnek verecek olursak yani kullanıcı talepleri, user expectation'ı örnek verecek olursak arkadaşlar, Internet Explorer var. Bildiğiniz üzere hep yavaşlığından bahsedilir, bundan yakınılır. Hatta bununla ilgili birçok caps var. Ben ikisini yerleştirdim buraya. Çok da güldüm yerleştirirken. Mezar taşı bile dikilmiş hatta yani artık kullanılmıyor gibisinden. Burada da hep yavaşlığından bahsediliyor. Yani senelerdir hatta benim çocukluğumdan beri hep yavaşlığından bahsediliyor ve bu
bu söylentiler, bu dalga konusunda hiçbir zaman kullanıcı taleplerini karşılayamadılar. Ve bu yüzden pazarda aslında herhangi bir yeri yok. Genel olarak Google Chrome ve Yahoo kullanılıyor sanıyorum. Yani ben Internet Explorer kullanmıyorum. User Expectation'a da bunu örnek verebiliriz. Bu iki kelimeyi de mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bir diğeri slaytımızda da arkadaşlar neden SQL'si var? Yani buna neden ihtiyaç duyarız? Bundan bahsedeceğiz. Yazılım sürecinde her aşamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Daha organize olunması gerekiyor. Kodların defalarca incelenmesi gerekiyor. Testlerin ve güvenlik ve performans testlerinin çok çok iyi yapılması gerekiyor. Yani bu aşamalarda birazdan arkadaşlarımız da bahsedecek. Bu süreçlerde herhangi bir aşamayı göz ardı edersek, uçak kazasında ve Internet Explorer örneğinde olduğu gibi bize maddi, manevi ve prestij açısından zararları uğratabiliyor. Bu yüzden yani yazılım sürecindeki her aşamanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından yüksek kaliteli ve kullanıcı taleplerini en doğru şekilde karşılayabilmek için aslında SDLC'ye ihtiyaç duyuyoruz. Bunu da bu şekilde açıklayabiliriz. SDLC'nin avantajları ise arkadaşlar projenin takibini ve kontrolünü sağlar. Birazdan zaten arkadaşlarımız o aşamaları anlatırken sürekli bir döngü halinde olacak. Kullanıcılar, mesela tüm planlama süreci ve yatırımcılar, hatta işverenler tarafından bu planlamalar görülebilecek, buna imkan tanınacak. Yapılan planlama ve toplantılar projenin oluşturma ve geliştirme hızını arttıracak. Böylelikle tüm ekip arasındaki iletişim kuvvetlenecek, proje riskleri azalacak çünkü her döngüde sürekli test, bakım, onarım olacağı için ileride yine diyorum arkadaşlarımız anlatacak. Projenin riskleri azalmış olacak. Çalışanlar neyi neden yapmaları gerektiğini bilecekler. İş bölümleri olacak. Onları da arkadaşım anlatacak ileride. Tüm taraflar hedef üzerinde önceden hem fikir olacak. Yani neyi nasıl yapacak? Bu neyi kim yapacak? Bu şekilde konu dağılımı, iş bölümü olduğu için tüm taraflar hedef üzerinde önceden hem fikir olmuş olacaklar ve gerekli maliyetler ve kaynakları da görebilecekler, öngörebilecekler diyelim. Dezavantajlarına gelecek olursak da uzmanlık gerektiriyor ve genelde bu küçük projeler için kullanılmıyor. Büyük sistemler için uygulanıyor. Çünkü bu süreç 2-3 yıl yani belki daha fazla sürebiliyor. Bunun için ufak bir proje yazılacaksa SDLC ile süreç uzuyor ve maliyetler artabiliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi Rüveyda hocama geçiyoruz. Öncelikle hepinize merhaba. Bugün size SDLC'nin aşamaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. SDLC'nin aşamaları 5 aşamadan oluşuyor. İlk aşaması planlama, ikincisi analiz, üçüncüsü tasarımcı. Dördüncüsü geliştirici, bir de arkadaşlar bakım var. 5 şekilde oluşuyor. Planlama yazılımın projesinin planlanması ve görev dağılımıdır. Bu kısımda gerçek hayatta da, iş hayatımızda da şu şekildedir. Müşteri gelir, istediğini bize söyler. Proje yönetimindeki arkadaşlar bu istekleri not alır ve detaylı bir şekilde bütçelerini belirleyerek müşterinin isteklerini bir şekilde not alırlar. Bu şekilde analizdeki arkadaşlara aktarırlar. Analizci arkadaşlar ne yapar? Müşteriden gelen gereksinimleri nasıl yöneteceklerini, işte ölçek büyüklüğüne bakarlar.
Yazılım ölçeği ne kadar olacak? Kaç kişi çalışacak? Hangi takım, hangi teknolojiyi kullanacağız? Bunlara bakarlar. Bir de bu biraz böyle planlama sürecinin daha mühendislik kısmı, analiz olan aşaması. Analizden sonra da tasarımcı arkadaşlarımıza aktarılır. Mesela tasarımcı arkadaşlarımıza aktarılınca örneğin müşteri sizden bir şey istiyor. E-ticaret sayfası, sitesi istiyor mesela. Diyor ki bir tane sayfa olacak diyor. Bu sayfada bir tane buton olacak diyor. Üzerinden üzerinde giriş yazacak diyor. Tıklandığında bir login ekranı açılacak diyor. Bu login ekranında kullanıcı adı ve şifre girildiğinde veri tabanında bunlar çekilecek diyor. Tabii müşteri bunları bu şekilde anlatmıyordu. Sadece kullanıcı adı, şifre ve giriş butonunu söylüyor. Bunu da tasarımcı arkadaşlar müşteriden gelen gereksinimleri analiz ediyorlar. Ondan sonra tasarımcı arkadaşlar yani bunları şöyle yapıyorlar. Kusura bakmayın, çok heyecanlı olduğum için biraz karıştırıyorum. Bunları müşteriden aldığı şekilde doğru bir şekilde koda çeviriyorlar. Hani anlaşılır bir kod haline getiriyorlar. Mesela şöyle oluyor. O sitedeki işte sayfa boyutu falan isteniyor mesela. Onlar da işte 800 çarpı 1020 mesela piksel boyutundan bahsediyorum. 800 çarpı 1000 şeklinde buton olsun diyor mesela. Onun dışında geliştirici kısmı var. Bu kısımda da bu bilgiler buna göre kod parçalarına, kod satırlarını yazıyorlar. Bu geliştirici kısmında. Kod satırlarını yazdıklarında ellerine bir ürün ortaya çıkıyor. Artık sayfa oluşmuş hale geliyor yani. Sonra testçi arkadaşlar ya da yazılımcı arkadaşlar bunu test ediyorlar. Test ettikten sonra da testi yapan arkadaşlar bu aşama bittikten sonra mesela bu testi bitirdikten sonra bakım kısmına geçiyorlar. Bakım kısmında da neler yapılıyor? Bu ürün olduğu için yani bu bir ürün olduğu için sürekli bir geliştirme destek ekipleri tarafından yardımcı olunması gerektiği için bakım kısmına geçiyor. Yani bakım aşamasına. İşte mesela müşteri e-ticaret sitesi yaptıktan sonra EFT havale şekliyle çalışıyor mesela o zaman. Bir yıl sonra müşteri diyor ki ben bunu da banka hesaplarının bağlanmasını istiyorum diyor. Ya da bir ürünü hani bağlanmasını istiyorum diyor. Sonrasında bu müşterinin istediği de bağlanıyor bakım aşamasındayken. Sonrasında zaten ürün hani bakım kısmına geldiği zaman hani test edilmiş olduğu için rahatlıkla bakılabiliyor. Çünkü artık bir veri tabanında olmuş oluyor. Mesela bakımda da şunu yapıyorlarmış. Bu sistem artık çalıştığı için bir anda kullanıcılara açılınca mesela 1 milyon kullanıcı bir anda girdiği zaman
Hani sistem çökebiliyor. Çöktüğü zaman da bu bakım kısmındaki çalışan arkadaşlarımız bunu halledebiliyorlarmış. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Merhabalar hocam. Ben şimdi STIC'deki takım üyeleri ve görevlerinden bahsedeceğim. Biraz ayrıntılı çalıştım. Eğer sıkılırsanız da kusura bakmayın. Devamlı duyuyoruz terimler, hani aşinalık kazanalım diye. STIC takım üyelerinde birinci aşama planlama veya analiz olarak geçiyordu. Şimdi planlama veya analiz aşamasında kimler çalışıyor? Project Manager, proje yöneticisi var. Business Analyst var, iş analisti. Tam bir iş sektörü olmasa da bir rol olarak da Product Owner var. Peki Project Manager ne yapar? Projedeki ekipleri Project Manager kuruyor. Proje sahipleriyle yakın ilişki içinde, yani stakeholderlarla yakın ilişki halinde. Bütçe yönetimini yine Project Manager yapar. Zaman yönetimini, yani projenin bitiş tarihini Project Manager belirler. Proje ekibi arasındaki iletişimi sağlıyor, toplantılar düzenliyor. Yani projenin başında söz sahibi tam olarak Project Manager oluyor arkadaşlar. Ondan sonra projenin yine ana beyin takımında önemli görevi olan business analistler var, iş analisti. İş analisti ne yapıyor? Bir proje veya programın ihtiyaçlarını belirliyor, requirements'ları belirliyor. Bunları yöneticilere ve ortaklara ve diğer çalışanlara bildiriyor. Devamlı takımla iletişim halinde olan insan business analyst. Hem yukarıdakilerle hem aşağıdakilerle devamlı iletişim halinde. Neler yapıyor? Sorunları ve teknoloji çözümü arasında köprü vazifesi görüyor. Gereksinimlerin yönetimini ve iletişimini sağlıyor. Ve en önemlisi alınan kararları anlaşılır bir dile döküyor. Alınan tüm kararların ve gereksinimlerin dökümünü yapıyor. Biz buna business requirement document, hani BRD diyoruz arkadaşlar. İşte bu. Bir de yazılımı yapılacak olan maddelerin dökümünü yapar business analyst. Functional requirement document, yani FRD'yi yapıyor. Bunlar projenin en önemli kısımları, en önemli kısımları yine business analyst'in elinde olmuş oluyor. Product owner diye bir konum var. Bu bir meslek değil de, hocam yukarıda, bir meslek değil de bir Scrum modelinde olan bir rol aslında. Ürün veya hizmet ile ilgili paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak geliştirme takımını koyuyor. Bu product owner ne yapıyor? Product backlog, yani iş listesini önem ve öncelik sırasına göre oluşturuyor ve hangi işin önce hangi işin sonra geleceğini karar verip takibini yapıyor. Ekipte her gün toplantılar düzenliyor ve ekibiyle iletişimi product owner sağlıyor. Geçiyorum. Ayrıntıları var ama çok can sıkıcı olmasın diye geçiyorum. İkinci aşama design aşaması arkadaşlar. Design aşamasında kimler var? Sistem arkitekler var. Yani sistem mimarı. UX arkitekler var. User Experience Designer. Kullanıcı deneyim tasarımcıları var. UI'lar var. User Interface Designer. Kullanıcı arayüz tasarımcısı. Bunlar kimler?
Şimdi sistem mimarı arkadaşlar ne yapar sistem arkitekler? Yazılım mimarı gereken ihtiyaçlara göre belirlenen operasyonel ve teknik gereksinimlerin giderilmesi için yönetim, performans ve güvenlik gibi kalite alanlarında yapısal çözüm tasarlayan kişi. Yani kısaca yazılım projesinde kodlamaya başlamadan önce tasarımı hazırlayan kişi sistem mimarıdır. İş analistlerinden gerekli bilgileri alır ve tasarımı sistem arkitekleri hazırlar. Bunun dışında, yani bunlar birbirlerine benzer ama farklı küçük ayrıntılarla birbirlerinden ayrılan şeyler arkadaşlar. UX arkitek ne? User experience desin, yani kullanıcı deneyim tasarımcıları var arkadaşlar. Bunlar da tasarım yaparken kullanıcıların ne hissedeceğini düşünerek yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar ve görsel tasarım yapıyorlar. Yani dış yüzünü bunlar tasarlıyorlar. UA, yani User Interface Designer, bunlar arayüz tasarımcıları. Bunlar akışları, ürünün kurumsal kimliğini, ona göre renkleri ve tipografyası ile birlikte final tasarımına dönüştürür. Son kullanıcıya sunmak üzere hazır hale getirip kime veriyor bu designerlar? Developerlara arkadaşlar. Developerlar ne yapıyor? Tasarım ve gelişim üzerinde developerlar çalışıyor. Developerlar da kendi içlerinde farklı isimleri var arkadaşlar. Bir genel olarak developerları aldım. Developer tasarım dokümanlarını hazırlıyor. Yazılım danışmanlarına eğitim veriyor. Eğitim dokümanları hazırlıyor. Uygulama ihtiyaç duyulan kodları yazıyor. Yine bu sektörde developerlarda çok duyduğumuz bir şey var arkadaşlar. Front-end terimi var. Front-end yani Türkçe'de ön yüz anlamına geliyor. Bir web sitesi oluşturulurken geliştirilen görünüm ve içerik ile alakalı tüm görsel, işitsel, tasarımsal kısımları kapsayan bir işlem. Ve bunu kimler yapıyor? Front-end developerlar yapıyor. Web sitesine girdiğinizde karşılaştığınız renkli temalar, arka fonlar, yazı tipleri, tasarımsal görseller ve bunların kullanıcıya hitap edebilecek biçimde uyumlaması, sayfaya yerleştirmesinin hepsini front-end developerlar yapıyor arkadaşlar. Bir de back-end developerlar var, yine çok duyduğumuz. Yazılım projelerinde arka planda çalışan sistemleri kurguluyorlar, kodluyorlar. Sistemin sorunsuzca çalışmasını sağlıyorlar. Web sitelerinde bulunması gereken serverları, uygulamaları, veri tabanlarını, iletişim araçlarını ve kayıt alanlarını kayıt altına alan kişiler bu backend developerlar. Bir de full stack developerlar var arkadaşlar. Web uygulamaları veya yazılım geliştirirken hem front-end'i hem back-end kısmını geliştirebilecek donanıma sahip geliştiricilerdir. Full-stack developerlar web uygulamaları üzerinde çalışır. Ben bunu araştırırken acaba dedim full-stack developerla normal developer arasında ne fark var diye baktım. Böyle bir şey buldum arkadaşlar. Full-stack developer web uygulamaları üzerinde çalışıyor. Normal developerlar günlük yaşamımızda kullandığımız yazılım veya yerel uygulamalar üzerinde çalışıyor. Bundan sonraki süreçte test süreci var. Yani bu developerlar kodları oluşturdu. Ortaya çıktı ürün. Ne yapılıyor? Test süreci başlıyor. Test sürecinin çalışanları kimler? Solution arkitekler, çözüm mimarları var. Ve QA Engineer and Tester'lar var. Çözüm mimarları, Solution Architect ne yapıyor? Bir kuruluşun gereksinimlerini karşılamak için IT sistemlerini entegre etme sürecini oluşturuyor, yönetiyor. Her aşamada teknik sorun çıktıkça çözüm mimarları çözüyor arkadaşlar. QA Engineer'lar ne yapıyor? Bu kişiler arayüz sorunlarını,
düşük performans ve hataları ortadan kaldırmak için uygulamaları test eden kalite güvence uzmanlarıdır. Bunu başarmak için yazılımın yaşam döngüsü boyunca farklı aşamalarında kullanıcı kabulü, fonksiyonel, performans ve stres testleri gibi çeşitli testler yapıyorlar. Test ettiği üründe akışa uygun olmayan bölümleri tespit ederek ilgili birime aktarıyor. Programı test etmek için test senaryoları, test case oluşturuyor. Her senaryoya denk gelen beklenen sonuçları analize göre oluşturuyor. Velhasıl testerler ürünün her aşamasında tek tek kontrol yapıyor. Ne açıdan kontrol yapıyorlar? Bir hata var mı? Ya da ürünün performansı beklendiği gibi mi, olması gerektiği gibi mi? Devamlı hata raporları oluşturarak gerekli düzenlemelerin yapılması için gerekli yerlere veriyorlar. Düzeltilmiş mi, düzeltilmemiş mi kontrol ediyorlar. Bununla alakalı karşılaştığım bize yabancı olan birkaç yani ya da ezberlememiz gereken kavramları arkadaşlar tekrar etmek istiyorum size. Deadline, proje bitiş tarihi. Bunu product manager yapıyordu. Holder, proje sahibi. Requirements, gereksinim. Business analistlerin işiydi. Business requirement document, BRD, alınan tüm kararların ve gereksinimlerin dökümünü yapıyor. Bunu yine business analist yapıyordu. Functional requirement document, FRD, yazılımın yapılacak olan maddelerin dökümü yine business analist yapıyordu. Product backlog'da iş listesini de product owner kontrol ediyordu arkadaşlar. Evet, bu kadar hazırladım. Biraz da hızlı konuştum. Kusura bakmayın heyecandan. Sormak istediğiniz bildiğimiz kadarıyla cevaplayalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ya ben genel anlamda unuttum sonra. Product owner Türkçesi ürün sahibi ama normalde veren stakeholder yanıyor. Product owner bir görev toplumda olan bir görev. Orada Scrum metodunda çalışanlarda product owner projenin ne diyeyim, gelişimini ayarlıyor diyeyim. Yani iş listesini öne alıyor, arkaya alıyor ve takibatını yapıyor. Hani iş analizine benziyor biraz hocam. Yani ben öyle anladım. Yani stakeholder dediğiniz, hani ben bir şirketim, bir yazılım ihtiyacım evet. var. Bunu başka evet. bir şirkete, yani sizin şirketinize işi veriyorum. Sizin şirketinizde evet. de benle ilgili sizinle benim aramdaki asıl ilk şeyi sağlayan product owner mu oluyor? Hayır hocam. Product manager. Proje yöneticisi. Yani işverenle şey halinde olan nedir? Asıl iletişim halinde olan proje yöneticisi. Product owner da menajerin altında ayrı bir pozisyon yani. Evet hocam aynen ama Scrum modelinde olan ayrı bir pozisyon. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Daha fazla soru yoksa arkadaşlar çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Meyran hocam. Buyurun Tülay hocam. Öncelikle teşekkür ederiz. Hepinizin emeğine sağlık. Ben şimdi hani sizi dinlerken notlarını almaya çalıştım ama eminim siz de hazırlık yapmışsınızdır. Yaptığınız hazırlığı bizimle de paylaşabilir misiniz? Hani daha böyle detaylı hani çalıştığınız dökümanı. Olur hocam. Ben de öyle düşünmüştüm. Slide hazırladım. Ben burada paylaşayım hocam. Olur mu? Tamam hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Oldu hocalarım. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Görüşmek hepinize üzere. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. İyi günler hocam. Sağ olun. Elinize sağlık.